Bir saniye, bir daha sana hoş geldin diyorum. Bir daha alalım senden bir ses. Sesim geliyor abi, selamlar. Selam. Arkadaşlar, Gökhan'ın ses chat'te duyuluyor mu? Bir sorayım bakayım abi. Bu sırada da seni biraz konuşturayım bakayım ses düzgün gidiyor mu? Abi kusura bakma, böyle biraz katastrofik giriş oldu hani, ama seni vaktinde aldık çok şükür. Yok abi, rica ederim, olur mu ya? Keyifle izliyoruz. Tabii sabah bir mikrofon problemi yaşadın. Ondan sonra neyse, onu da çabuk. Ya, muhtemelen hani ben böyle karşılaşsaydım bilgisayarı falan kıracak noktaya gelebilirdim. İyi toparladın abi ya. Gerçekten helal Ya olsun yani. bunlar olur abi, benim en Tamam. sevdiğim kelime hayattaki. O yüzden çok teşekkür ederiz Gökhan. Yani geçtiğimiz sene de etkinlikte sponsor olarak bizimleydin. Bu sene hem sponsor olarak, onu ayrıca zaten öğle arası konuşacağız. Hem de çok güzel bir sunum hazırlayarak bizlerlesin. Daha fazla tutmayayım. Chat'te hani 800 arkadaşımız bu heyecanlı sunumu bekliyor. O yüzden abi sahne senindir diyorum. Şu presentation ekranına bir geçiş yapayım. Bir de o ekranı da test etmiş olalım. Söz sende abi. Bir sıkıntı, bir problem olursa ciddi anlamda ben lafını balla bölüyorum. Olacağım. Buyur, sahne senin. Tamam, teşekkür ederim Mehmet. Bu arada gerçekten bize de böyle hani sunma fırsatı verdiğin için, yaptığınız işleri çok beğendiğimizden dolayı da aslında bu ortamda arkadaşlarla beraber informal etkinliklerde olmayı çok seviyoruz. Çünkü o kurumsallığın getirmiş olduğu hantallığı biraz daha bu şekilde biz de stres atma alanı olarak da görüyoruz aslında. Teşekkürler. Bugün etkinliği aslında üç başlığa bölmek istedik. Bunun sebebi de şu. Hani genellikle takip ettiğimde, yani aramızdaki bizi izleyen arkadaşlar ya sektöre yeni giriş yapmak isteyen öğrenci arkadaşlar, ki işte biraz önce Siber Güvenlik Lisesi'nden bahsediyordum ki çok güzel bir oluşum. Arkadaşları tebrik ediyorum. İşte bir bu alana değineceğiz. Bir kurumsal dünyaya değineceğiz. Aslında kurumsal dünyada olay nasıl ilerliyor? İki, bu alanla, üç, bu alanla alakalı arkadaşlar hangi alana yönelmeli? Hani bu yeni başlayan arkadaşlar hangi alana yönelmeli? Bunlara değineceğiz. Bunu da aslında ifade ederken Evolution of Cyber Security dediğim bir aslında metodolojiye bağladım. Yani sunumu hazırlarken. Bunun da sebebi şu: nasıl bir siber güvenliğin bu olgunluk seviyesine gelmesi için bir evrim altyapısı var aslında. Yani bu evrim altyapısı arkadaşlar, kurumsal firmalara gittiğimizde işte bir network sistem tarafında önce ürün almayla takip eden bir süreç oluyor. Bunun akabinde firmalar arkadaşlar gidiyorlar, bunları sıkılaştırmaya çalışıyorlar. Sistem hardening, network hardening dediğimiz bir yapıya bağlıyorlar. Burada belirli regülasyonları da kullanıyorlar. Böyle global firmaların kullandığı işte NIST, SIS dediğimiz bazı yapılar var, organizasyonlar var. Bunlar aslında sistemlerde olması gereken best practice'leri yayınlıyorlar. Sonra artık evrimin bir sonraki aşamasına geçtiğimizde diyorlar ki tamam, biz sistem network'ü kurduk. Bunu da belli bir ölçüde sıkılaştırdık. Hani bir aktif direktörü ortamı kurduk diyelim ki, bu aktif direktörü ortamına saldırgan girip de oradan yetkili kullanıcıya, domain admin kullanıcısını ele geçirmemesi için Active Directory servislerinin sıkılaştırma önlemlerini veya network katmanında Layer 2'den Layer 7'ye kadar olan bütün katmanlardaki güvenlik önlemlerini aldık. Ama şimdi bunu destekleyecek ürünler gerekiyor gibi bir yapı geliyor. Orada da karşımıza Network Perimeter ve Host Perimeter katmanları çıkıyor arkadaşlar. Bu nedir? Aslında Network Perimeter dediğimiz katman bizim network ekipmanlarımıza, işte firewall'lar, IPS, IDS sistemleri, Web Application Firewall sistemleri, ki bu landscape inanılmaz büyük. Yani network üzerinde, network perimeter katmanında güvenliği sağlayan ürünler inanılmaz fazla. Sonra host perimeter tarafında ise MDR denilen teknolojiler girdi arkadaşlar hayatımıza. İşte Endpoint Detection and Response dediğimiz, EDR dediğimiz sistemler girdi. İşte antivirüsler zaten hayatımızdaydı. Firmalar dedi ki bu antivirüsü alırsan işte kimse bypass edemez, ben seni korurum gibi yapılar ortaya çıkıyor. Başladı. İşte email security'ler, sandbox'lar gibi teknolojiler geldi. Firmalar bunları da alıp yapılarını, bunları da implement ettiler. Artık böyle siber security dediğimiz dünyaya doğru bir aslında ivme kazanmaya başladık. Sonra hayatımıza DevOps kavramı girdi. İşte bu kadar hani yatırımın yapılmasının, aslında şirketlerin yatırım yapmasının esas amacı ne? Mevcuttaki uygulamalarını, datalarını koruyabilecek bazı yazılımlar ortaya çıkarmaya başladılar. İşte bu development süreçlerini ortaya çıkarmaya başladılar derken, bunları neden yapıyoruz denildiğinde aslında karşımıza tek bir şey çıkıyor: data privacy. Yani
veriyi koruma. Aslında bu geçmiş olduğunuz bütün süreçler, bütün o dört tane başlık datayı korumaya yönelik hizmet eden alanlar. Dedik ama sonra işte siber dünyanın, siber security dünyasının ivme kazanmasıyla beraber hayatımıza farklı kavramlar daha girmeye başladı. Peki bu datayı nasıl koruyacağız dediğimizde Red Team, Blue Team dediğimiz kavramlar girdi. Yani işte kurumsal firmalar yılda bir defa veya iki defa sızma testi hizmeti alıyorlar. Bu sızma testiyle bu geçtiğimiz beş tane başlık altındaki alt kırılımlarla beraber zafiyetlerini ortaya çıkartıp bu zafiyetleri gidererek her sene daha güvenli hale gelmeye çalışıyorlar. Ya da kendileri personel bulunduruyorlar. İşte Red Team uzmanı veya Blue Team. Şimdi Red Team saldıran taraf, Blue Team de aslında saldırganın nasıl saldırdığını tespit eden taraf. Şimdi bu kadar karmaşanın arasında artık dediler ki biz dediler evrim artık tamamlamaya doğru yönelelim. Peki ne dediler? Her şeyi bir monitoring haline getirelim ve bunu bir siber güvenlik operasyon merkezine veya NOC dediğimiz network güvenlik operasyon merkezine devredelim. Biz sadece yönetimsel işleri yaparken, biz hani o bu kadar ürün karmaşasının içerisinde bunları yönetmeye çalışırken buralara gelebilecek bir saldırı olduğu anda biz hızlı bir şekilde müdahale edebilecek bir operasyon merkezi kuralım ve buraya da personeller alımı yapalım şeklinde bir yol haritası çıktı. Sonra ne oldu? Personel alımları çok fazla yeterli kaynak bulunamayınca artık SOAR dediğimiz yapılara geçildi. Hani o orchestration yapan bir alarm oluştuğu zaman o alarm işte bir saldırgan işte SQL neyse SQL'la bir injection denemesi yapıyorken web application firewall sistemi bunu algılayıp SQL map'le bir tarama yapıyorken web application firewall bunu algılayıp işte gidiyor SOAR sistemi işte operasyon merkezindeki arkadaşlar bu alarmı belki göremiyor olabilir ama SOAR sistemi bunu otomatik olarak alarmı aldıktan sonra gidiyor WAF sisteminde sizin IP adresinizi bloklamaya başlıyor. Siz neler yapıyorsunuz tabii? Madem diyorsunuz ben bloklandım, tamperlar kullanmaya başlıyorsunuz. Bu defa hani direkt Allah ne verdiyse saldırmıyorsunuz, daha kontrollü saldırmaya başlıyorsunuz. Aslında bu siber güvenlik ürünleri ve bu siber güvenlik landscape'i sizin kendinizi geliştirmeniz gereken daha farklı yetkinlikler ortaya koymaya başlıyor. Fakat biz neden hala hackleniyoruz? Bu evrim içerisinde bu kadar her şey güllük gülistanlıkken, bu kadar işte networkler alındı, hardening yapıldı, işte onun üzerine ürünler konuldu, bunlar sıklaştırıldı falan derken, operasyon merkezi var, anlık müdahale var derken nerede hata yapıyoruz dediğinde arkadaşlar, kurumsal firmalarda en çok karşımıza çıkan problem aslında evrim bu şekilde ilerlemiyor. Sistemler alınıyor, evet çok güzel ama doğru yapılandırılmadığı için o sistem saldırgan tarafından bir şekilde ele geçiriliyor. Ya bir oltalama e-postasıyla ya siz işte daha çok web tarafından gelen bir web sitesine shell atıp o shell üzerinden o sunucuya erişip o sunucu üzerinde işlemler yapmaya yönelik bazı aktiviteler gerçekleşiyorsunuz. Akabinde zaten iyi bir sıkılaştırılmamış network'te mutlaka ve mutlaka sızma testi yapan arkadaşlar da bilir ki eğer sistem doğru yapılandırılmadıysa mutlaka konfiguratif anlamında o antivirüslerde, EDR'larda, firewall'larda, WAF'larda birçok alanda güvenlik konfigürasyon zafiyeti de mutlaka vardır. Ve saldırgan sistemi içeri girdikten sonra aslında yatayda ilerleyeceği bir metodoloji, pass to hash metodu dediğimiz örnek veriyorum, bir metodolojiyle yatayda ilerliyor. İşte adam Active Directory üzerindeki local admin parolalarını aynı tutuyordur. Saldırgan sisteme girdikten sonra bir kullanıcının parolasının hash'ini ele geçirince o hash'te aslında yataydaki diğer bilgisayarlara geçip yetkili kullanıcıyı bulup ondan sonra domain admin olma senaryosu. Bu senaryoya örnek verebiliriz. Ondan sonra zaten gerisi gerçekten çorap söküğü gibi geliyor ki artık ortada data privacy'nin hiçbir önemi kalmıyor. Zaten böyle bir yapıda yılda bir defa alınan sızma testlerinde hep şunu görüyoruz. Bir önceki sızma testiyle bir sonraki sızma testi arasında konfigürasyon anlamında değişiklik olmuyor. Çünkü sebebi arkadaşlar tamamen sistemin ilk kurulduğu aşamayla bu kadar şeye yatırım yapılmasına rağmen, operasyon merkezi kurulmasına rağmen aslında tamamen hiçbir sürecin gerçekleşmediğini görüyoruz. Ve burada da fail olan bir operasyon merkezi karşımıza çıkıyor.
Şimdi bununla alakalı tabii bir demo da yapmak istiyorum. Mevzu da şu, bu demoyu seçmemin sebebi de yani bunu video olarak seç biliyorsun. Mehmet bunu konuşmuştuk hani daha çok çok fazla zamandan kısmamak anlamında Evet ona abi. başkalarının aklına almamak anlamında video çekelim demiştik. Şimdi burada da aslında uyguladığımız bir yöntem var. SolarWinds biliyorsun son zamanlarda ciddi derecede yankı getirdi. İşte neydi biraz hatırlamak gerekirse SolarWinds sunucularına saldırganlar tarafından bir DLL upload ediliyor. Bir şekilde Origin'in update sunucularına bir zararlı DLL upload ediliyor. Ki onun kökenine baktığınız zaman daha önce işte SolarWinds'in bir yerlerde parolasının 1-2-3 olarak kullanıldığı GitHub'da falan elde ediliyor. Neyse oraya bir DLL inject ediliyor ve update sunucularından update alan o DLL'i çeken bütün müşterileri %30 gibi bir müşterisi o zafiyete maruz kalıyor. Saldırgan o kadar iyi bir yöntemle içeri giriyor ki DLL'i maskeleme yöntemi dediğimiz yöntemle imzalıyor. Hatta Symantec'in yani dijital bir signage olmuş. Gerçekten SolarWinds'in bir DLL'i gibi kendini göstererek güvenlik ürünlerini bypass ediyor. Sonra saldırgan bu injection'ı gerçekleştirdikten sonra bir DNS tünelleme ile bir reverse shell alıyor. Yani komuta merkeziyle haberleşmeye başlıyor. Biz de bununla alakalı bir demo yaptık. Bunu ben şimdi bir başlatıyorum. Bir yerden de bunu açıklıyorum. Ekran geldi mi bu arada? Ben gayet güzel görüyorum ekranı. Yayına da gayet güzel gidiyor olması lazım abi. Ağzına sağlık. Çok güzel. Şimdi burada daha önce Kali Linux kullanan arkadaşlar bilir. Metasploit'in payload'u oluşturduğu MS of Venom'la aslında bir Metal Predator payload oluşturuluyor. Amaç şu, bu payload'u bir DLL injection metoduyla bir DLL formatında çevirip saldırgan bir compromise olmuş makineye bunu inject etmeye çalışıyor. Ya işte web shell üzerinden bunu yapabilir ya bir oltalama saldırısıyla içeri girebilir. Bir payload oluşturuyor. Bu payload'u MS of Venom'la oluşturduktan sonra karşı sisteme bunu işte MS-17 10 zafiyeti üzerinden yolladığını düşünelim. Şimdi şöyle biraz daha hızlı ilerleyeyim. Sonra MSF konsola giriyor. MSF konsolda bir tane kendine handler açıyor. Bu handler'da aslında yaptığı şey karşı tarafa bu reverse shell'i alabileceği DLL'i inject ettikten sonra oluşturmuş olduğu protokol üzerinden 50-50 üzerinden kendisine saldırı compromise olmuş kurban makineden kendisine bir shell almaya çalışması için bir listener açıyor aslında. Bu listener'ı açtıktan sonra İşte saldırgan o exe'yi, o DLL'i bir prosese inject edince kendine reverse shell alacak mı, alamayacak mı? Aslında burada onu simüle ediyoruz. Handler'ı açtık. Handler'da şimdi sokette dinliyoruz. Ondan sonra compromise olmuş makineye geçiyoruz. Bir tane Windows makine. Bu Windows makinede işte bir şekilde o DLL'i upload ediyor. Upload ettikten sonra burada aslında şöyle bir Visual Studio ile ufak bir injection yapabileceği bir compiler geliştiriyor. Buradaki yaptığı şey de şu, işte temp'in altına attı veya bir yere attı diyelim göstererek orada bir exe sayesinde o çalıştırdığı exe ile bir process ID'sine şurada çok önemli aslında inject edeceği prosesin ID'sini belirtiyor. Kurban makinenin üzerinde hangi prosesin içerisinde inject olacaksa onu belirtiyor. O DLL'i o prosesin PID'si üzerinden aslında sisteme inject etmeye çalışacak. Gidiyor kurban makinenin üzerinde bunu siz PSTist'te de kontrol edebilirsiniz. İşte Evernote diye işte bir uygulamanın olduğunu ve onun da işte process ID'lerine, PID'lerine baktığı zaman işte belli başlı PID'lerin olduğunu görüyor. Inject exe'sini çalıştırınca işte 15.04 PID'li
veya diğer bir taraftan da aynı zamanda 4704 nol PID'ye inject oluyor. Peki bu inject oldu mu olmadı mı? Yani bu DLL inject olduktan sonra gerçekten reverse shell geldi mi? Şimdi bunu kontrol etmek için önce proseslerin altına bakıyor. Run DLL 32'nin içerisinde yüklediği DLL'i görüyor mu? Bunların kontrolünü gerçekleştirdikten sonra reverse shell geldiğini, metal operator üzerinden reverse shell aldığını görebiliyor. Şimdi hangi session'da olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Acaba bunu karşı tarafa yükledi ama MetaPrator'da, çünkü bu DLL'i onlarca bilgisayara atabilir. Totalde kaç tane session aldığını gidiyor. Handler'ından baktığın zaman bir tane session aldığını görüyor ve MetaPrator'a düşüyor. MetaPrator biliyorsunuz aslında... Yanlış yaptım. Çok özür dilerim. Sıkıntı yok abi. Şu anda şeye geri döndü. Tamam, şu an döndü. MetaPrator'da aslında biliyorsunuz ki saldırganların özellikle Kali veya işte benzeri işletim sistemleri kullananlar da çok iyi biliyor ki bir sistemde yatayda ilerleyebilecek biz aslında onlarca exploit payload sunan bir framework. Bu framework'ün içerisinde de bir shell alanı aslında. Bu MetaPrator üzerinden shell'i aldıktan sonra sistemin infosuna bakıyor. Hangi makine olduğunu, işte proseslerin listesini çekiyor. Ve proseslerin listesinde en önemli noktalardan bir tanesi Elsass Exit. Biliyorsunuz ki Elsass aslında Microsoft'un authentication key'lerini yöneten servisi. Yani bir kullanıcı bir authentication mekanizması gerçekleştirmek istediği zaman kullanıcıya yolluyor. Elsass bunu alıyor. Ondan sonra SAM database'ine bunu yönlendiriyor. Şimdi burada Elsass'a inject olduktan sonra kendini migration yaptıktan sonra MetaPrator'ın işte yetkinliklerini kullanarak Mimikatz'i oraya load ediyor. Mimikatz'i load ettikten sonra aslında sonra da parola dump'ını alıyor ve daha saldırıyı yatayda ilerletebilmek için de PowerShell modülünü yüklüyor. Aslında bu PowerShell'de kurban makinede PowerShell açıksa onun PowerShell alanına düşerek PowerShell'in yetkinliklerini kullanmaya başlıyor. Ve burada da baktığınız gibi aslında sistem haklarıyla bir prosese kendini migrate etmiş. Ve burada şöyle bir nokta var. Bu kadar işlem olduktan sonra Microsoft bize ne sunuyor diye şöyle bir loglara baktığımızda, hani bu evrimin ikinci aşaması hardening dediğimiz alanda logları incelediğimizde Microsoft bu kadar işlemlere rağmen bize herhangi bir log üretmediğini görüyoruz. Şimdi herhangi bir log üretmiyor. Bunun sebebi aslında hardening dediğimiz aşamayı bu yapı doğru bir şekilde uygulamamış. Ama bunu uygulamamasına rağmen bir CM sistemi dediğimiz sistem üzerinden Security Operation Center işte böyle alarmları monitör etmeye çalışıyor. Ama burada arkada saldırgan sisteme girmiş bu kadar işlem yapıyorken alert mekanizmaları işte çok aktif olmadığını görüyoruz. Peki bunun yanı sıra işte şirketler ne yapıyorlar? Diyorlar ki işte tamam, bunun farkında değiller hardening'in ama gidiyorlar zaten diyorlar biz şey kullanıyoruz, EDR kullanıyoruz, antivirüs kullanıyoruz, işte sandbox teknolojileri kullanıyoruz da işte bu iş öyle olmadığını Orion örneğinde de gördük. APT grupların, yani bu saldırgan grupların yapmış olduğu metotlara baktığımızda bunlarda da gördük. Hatta Mehmet biliyorsun senin de exploit ettiğin sistemlerde de bunları gördük. Yani aradaki güvenlik ürünlerinin aslında gerçek anlamda böyle %100 bir güvenliği sağlamadığını, burada en önemli noktanın hardening olması gerektiğini, yani monitoring yetkinliklerin arttırılması gerektiğini görürüz. Ve akabinde ne geldi karşımıza? İşte eğer Sysmon dediğimiz bir yapı varsa, bakın event log'da hiçbir şey görünmüyorken Sysmon dediğimiz işte bu özellikle incident response süreçlerinde de kullandığımız, işte daha çok analizlerde kullandığımız veya işte bir sistemin event log'tan daha detaylı, Microsoft'un daha detaylı loglanmasını sağlayan bir aracın loglarına baktığımızda ortamda şunu görüyoruz. Saldırganın hangi aşamayı yaptıysa Sysmon, biliyorsunuz konfigürasyon bazlı çalışan bir araçtır. Yani makineye siz bunu kurarsınız, bir YML dosyası vardır. Bunu import edersiniz. Orada vermiş olduğunuz konfigürasyonlara göre makine üzerinde loglama yetkinliğini arttırırsınız. Burada da göründüğü üzere inject olmuş bir exe'nin arkada hangi prosesi çağırdığı, o prosesin nerelere connection açmaya çalıştığı, ondan sonra hangi
DLL'i inject etmeye çalıştığı bütün hepsini Sysmon'da görebiliyoruz. Ama bugün firmaların birçoğu Sysmon dahi kullanmıyorlar. Yani hani EDR'ı geçiyorum. Hani o mali kısmını ayıranları geçiyorum ama en azından bütçesi olmayanların bu şekilde ücretsiz olarak bize sağlanılan bu özelliği kullanmadığını görüyoruz. Çünkü bunun altında aslında bir hardening problemleri yatıyor. Zamanım daraldığı için bu tarafları hızlı geçeceğim. Peki sonra hayatımıza ne geliyor dediğimiz zaman, peki biz bunu Microsoft'ta niye göremedik? Microsoft sistemlerinde nasıl bir aslında güvenlik önlemi almamız gerekiyordu da third party bir şeye gerek kalmadan bunu yapmamız gerekiyor dediğimizde, o evrimin ikinci aşaması dediğimiz hardening şundan dolayı önemliydi. Microsoft birçok alanda aslında size bu özelliği sağlıyor ama doğru yapılandırılmadığı zaman grup polisi dediğimiz metot üzerinden, grup polisi de eğer siz detaylı loglayabileceğiniz bu yetkinlikleri açmazsanız ki bu metodu, bu atak metodunu tespit edebilmeniz için bazı işte bu şekilde konfigüratif grup polisi üzerinde konfigüratif aksiyonlar almanız gerekiyor. İşte enable etmeniz lazım. Bazısında success'leri sadece almanız lazım. Success ve fail'leri almanız lazım ve bunların neticesinde de sistem size o ilk baktığımız event ID alanında boş görünen yerde belli başlı event ID'ler üretmeye başlıyor. Sonra bu event ID'ler oluştuğu zaman işte güvenlik bu Blue Team ile beraber yapılan çalışmada bunlara karşı aslında CIEM sisteminde alert mekanizmaları geliştiriliyor. Sonra hayatımıza bir de bu aşamadan sonra şöyle bir şey giriyor. Ya bu kadar atak vektörü var, saldırganlar sürekli kendini geliştiriyor. İşte bir taraftan defansif önlemler alınmaya çalışıyor derken, yani daha böyle reaktif bir yapı varken bunu proaktif bir yapıya nasıl getirebiliriz'e geldi olay. Yani hani bu data privacy'den sonra da gelen siber güvenlik uzmanlarının aslında burada biraz daha genç arkadaşların hani yönlenmesi gereken alanlara baktığımız zaman da karşımıza threat hunting diye bir terminoloji çıkıyor. Bu terminoloji de aslında şu, detection yetkinlikleriyle beraber reaktif, işte bu antivirüs sistemlerinin, EDR sistemlerinin ve benzeri güvenlik sistemlerinin sadece ürettiği alarmlardan değil de bunu direkt saldırı olmadan önce sanki içeride saldırı yapılıyormuş gibi sürekli bir analizle identify ederek, yani atak vektörlerini sürekli simüle ederek sistemi olası bir saldırıya hazırlama. Tamam, tabiri caizse bir avcılık dediğimiz yöntem devreye giriyor. İşte biz güvenlik araştırmacıları işte bunu oturuyorlar, bir şirkete gittiği zaman işte bunu bir saldırgan, işte yılda bir defa pentestlerde hep şunu görürüz veya iki defa yapılan pentestlerde hep böyle aynı zafiyetler dönüp dolaşıyor. Çünkü konfiguratif bir aksiyon alınamıyor mevcut iş yükünden. Ama yapılara diyoruz ki siz threat hunting yapınızı oluşturmanız gerekiyor. İşte sürekli olarak network'ünüze saldırılar gerçekleştirmelisiniz. Bu saldırıların neticesinde alarm mekanizmalarını, güvenlik mekanizmalarını olgunluk seviyenize getirmeniz lazım. Önceden şöyle oluyordu. Bir saldırgan sisteme girdikten sonra bizi arıyorlardı. Gökhan gel işte şey yapalım, forensik yapalım. Bu saldırı nereden bize gelmiş? Bunu analiz et. Şimdi analiz tarafına baktığınız zaman biliyorsunuz ki SolarWinds zafiyetini FireEye tespit etti. Kendi sistemlerinde böyle bir şey olduğundan dolayı. Çünkü onlar da SolarWinds'in bu ürününü kullanıyorlardı ve bunu tam bir hafta 10 gün kadar sürdü FireEye gibi bir ekibin bunu tespit edebilmesi. Şimdi gelelim büyük yapılarda. Bu tür bir saldırganın sisteme girince envai çeşidi, ortamda log bile yok. Birçok yapıda bununla da karşılaşıyoruz. Log dahi doğru alınmadığı için ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Peki bu problemleri nasıl giderebiliriz dediğimizde, aslında olmadan önceki senaryoda proaktif bir yaklaşımı sergilemek gerekiyor. Peki bunun için nasıl bir stratejiyle ilerliyor olabilmemiz gerekiyor diye aslında firmalarla hep bunları konuşuyoruz. Evet, tamam, bu ataklar gerçekleşiyor, bu hunting kuracağız ama nereden başlamalıyız dediğimizde, nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor dediğimizde, aslında evrim haritası gibi bu işin de bir haritası var. Cyber Kill Chain. Yani uygulanan dünyadaki bütün atak vektörlerine bakıldığı zaman önce saldırganın sizi veya sizin kullandığınız uygulamayı bir tanıyor olması gerekiyor. Recon aşaması oluyor. İşte siz port scanning yapıyorsunuz. İşte SQL injection var mı diye otomatize araçlar kullanıyorsunuz, manuel araçlar. Sonra orayı bulduktan sonra aslında oraya sızmak için bir silahınızı hazırlıyorsunuz ve bunu o ortama nasıl teslim edeceğinizi seçtikten sonra, işte bir RDP açığı olabilir ki 2020'de çok ciddi derecede firmalar ransomware vakalarına
işte denk geliyorduk 2020'de ve ama hepsine baktığımız zaman halen dışarıya RDP portu açık olan şirketlerle karşılaşıyoruz ve burada aldıkları önlemlere baktığında abi ben 3389 portunu aslında kapatmıştım. İşte 3340 yapmıştım. Saldırgan bunu nasıl buldu? Diye sorularla da karşılaşıyorduk. Bunun da hani bizim böyle şu an dinleyen arkadaşlar da bilir ki digital footprinting aşamasında orada porta gönderilen istek aslında header'ı okuyarak bir RDP connection'ı mı var değil mi? Bunları aslında kolay bir şekilde tespit edebiliyor yüksek oranda. Sonra exploiting aşaması, işte zafiyeti istismar etme aşaması derken aslında command control merkeziyle haberleşme ve datayı, o korumaya çalıştığımız datayı dışarı çıkarma senaryosunu hepsini bir haritaya koyduklarında buna demişler ki biz buna cyber kill chain diyelim. Tamam, cyber kill chain'i aldık. Ondan sonra biz bunun yapımıza nasıl uyarlayabiliriz? İşte burada da arkadaşlar karşımıza MITRE ATT&CK Framework dediğimiz, MITRE ATT&CK Framework dediğimiz böyle bir grup çıkıyor. Bu arkadaşlar gitmişler tüm atak vektörlerini, atak gruplarını almışlar, analiz etmişler. Ve bu analizde örnek veriyorum APT grupları var. İşte Rusların APT 29 grubu var. Adamlar hangi bir yere hacklediyse ne tip bir metodoloji izlemişler. İşte hatta bu Orion vakasının arkasında da yine Ruslar var falan şeklinde dedikodular dönmüştü. Orada hangi metotları kullandıysa bu adamlar bunların teknikleri, taktiklerini ve prosedürlerini nasıl yol izlediklerinin hepsini bir map'e yerleştiriyorlar. Bu map'e baktığımız zaman tüm atak vektörlerini yani tüm recognizers dediğimiz o footprinting aşamasından defense evasion ki şurada belki bulabilirim. Şurada evet masquerading dediğimiz teknik mesela SolarWinds vakasında kullanılandı. Yani evasion'ı ya bu aradaki güvenlik ürünlerini atlatabilmek için sanki SolarWinds'in bir DLL'iymiş gibi kendini maskeleyerek saldırgan orada üçüncü aşamada evrimin üçüncü aşamasında yatırım yapılan ürünleri aslında bypass edebildiğini bize göstermiş oldu. Bu MITRE ATT&CK Framework'ünde arkadaşlar bize bütün teknikleri ortaya koyuyor. Biz bunları alıyoruz. Siber güvenlik tarafında uzman olan arkadaşlar işte alıyorlar. Gidiyorlar firmaya diyorlar ki bak ben senin yapında bunların hepsinin tüm aşamalarının simülasyonunu yapacağım. Senin güvenlik sistemlerinde buna karşı alarm mekanizmalarını oluşturacağım ki böyle bir atak olduğu zaman sen daha olmadan önce veya bu olay başladığı anda hemen bilgi sahibi ol ve mitigation önlemlerini, engelleyici önlemlerini devreye al. İşte bu haritanın da bize vermiş olduğu kolaylık nereden başlamalıyız kolaylık? Hep böyle siber güvenlikte de soruluyor ya abi sektörü yeni başladım nereden başlamalıyım dediğinde işte burada da yapınızda threat hunting'e başlamak istiyorsanız, nerede zafiyetlerinizin olduğunu görmek istiyorsanız MITRE ATT&CK Framework'ü size bunu sağlıyor. Peki ben işte siber güvenliğe yeni başlayan biriyim. Ondan sonra kendimi nasıl geliştirebilirim veya nasıl bir roadmap'e sahip olmalıyım denildiği zaman da burada aslında bizi hani artık dünya o tarafa gidiyor. Bugün hatta 2020'nin en çok en revaçta olan sektörlerine baktığım zaman CTI, Cyber Threat Intelligence, işte tehdit istihbaratı dediğimiz bu analizlerin aslında hani bu dark web, deep web'te sürekli veriler analiz yapan, işte o tarafta verileri çıkartıp işte hacker gruplarla konuşan o ekiplerin aslında kıymetinin 2021'de daha da artacağını gün yüzüne çıkartıyor. Ondan sonra eğer ben hunter olmak istiyorum dediğinizde arkadaşlar mutlaka hatta şöyle göstereyim. 3 tane kavram karşımıza çıkıyor. Red Team, Blue Team, Purple Team. Şimdi benim esas uzmanlık alanım Blue Team ve Purple Team tarafında. Çünkü ben daha çok adli analizler, incident response, işte hunting yani şirketimizin bir noktası bu tarafta hizmet veriyor. İşte Red Team tarafındaki yetkinliklerle aslında Blue Team tarafındaki yetkinlikleri Purple Team'de birleştiren bir yapı artık dünyaya geldi. Hani siz sadece siber güvenlik dünyasına girerken evet web security tarafında, web application security tarafında kendimi geliştirmem gerekiyor, bu tarafı istiyorum dediğinizde aslında artık web teknolojilerinin DevSecOps'la beraber bunu otomasyona doğru evrildiğini, aslında biraz daha farklı alanların, farklı yetkinliklerin kendinize katmanız gerektiğini çok net bir şekilde tecrübe edeceksiniz. Ama burada dünya aslında özellikle ben hani yurt dışında çalıştığım serüvenlerde de hep aslında karşımıza çıkan Purple Team senaryolarıydı. Yani
hem Red Team tecrübelerine sahip olacaksınız. Yani önce nasıl saldırılacağını bilmeniz gerekiyor ki sonra Blue Team operasyonlarıyla bunu nasıl analiz edebileceğinizi, bu saldırı vektörlerine karşı nasıl önlem alabileceğinizi ortaya koyup Purple Team ile beraber de bunu nasıl sunabilirsiniz? İşte bu Threat Hunting dediğimiz team'i nasıl oluşturabilirsiniz? Aslında Purple Team'de birleşiyor diyorum ve teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi. Ağzına sağlık. Ben açıkçası çok beğendim. Hani çok da çok güzel bir sunum olmuş açıkçası. O yüzden de chat'e de bir yandan soruyoruz. Nasıldı? Keyifler yerinde mi chat? Sunumu beğendiniz mi? Birazdan bir tane anketin olacak senin. Yayınlanacak abi. Hani o ankete de birlikte bakıyor oluruz. Soru varsa chat, hani ben sorularınızı alayım. Hani buradan Gökhan'a ileteceğim sorularını. Ben çok beğendim abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Ne demek? Keyifti benim için. Biraz hızlı oldu ama işte süreye uymaya çalıştım. Ya açıkçası çok pek güzel oldu bence ya. Gerçekten. Ben bayağı da beğendim yani. Süre olarak da harikaydı. Çok bir soru görmüyoruz chatte. Bir tane anket başladı değerli arkadaşlar. Konuşmanız nasıldı diye. Hani iki tane, üç tane şık var. Oh my god, so cool, he was the boss diye üç tane şık konmuş. Bakalım bunlardan hangisi kazanacak. Oylarınızı da o tarafta kullanabilirsiniz. Sunumun paylaşılıp paylaşılmayacağını soruyor arkadaşlar. Twitter'dan Gökhan Yücel'e ulaşabilirsiniz. Hani Twitter'dan belki daha sonra sunumu yayınlar ama zaten halihazırda kayıt olarak hani bulunuyor. Hem yayının içeriğinde hem de daha sonrasında da YouTube'a koyacağız. O yüzden gayet güzel oldu. Abi sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir tane soru var sanırım. Onu hızlıca okuyayım sana gitmeden. Caldera dışında Purple Team yazılımı öneriyor mu diye bir soru var. Çok fazla var. Caldera aslında çok efektif bir araç değil. Caldera birçok fail ettiği noktalar oluyor. Caldera işte Atomic Red Team işte ve benzeri aslında. GitHub'da bununla alakalı çok fazla araç var. Caldera bunlardan sadece bir tanesi ama Caldera'nın çok ciddi anlamda bir katkı sağladığını aslında görmedim. Tabii ticari Attack IQ ve benzeri gibi ticari uygulamalar var ama Caldera'nın alternatif kişi, soran kişi benim iletişime geçerse arkadaşlarımız bu konuda gerekli linkleri de kendileriyle paylaşır. Tamamdır. Süper. Çok teşekkür ederim. Bir soru daha gelmiş. Ben teşekkür ederim. İyi diyarlara para ödemek mantıklı mı? Sysmon iş görür mü diye bir soru var. Bu da son sorumuz olsun. Aslında şöyle, EDR'ler tabii ki iş görür ama ben hep şunu, o evrim o başına gelirsek bilmiyorum hala sunum var mı? Evet var, ekrandasın full. Yani şurada Hardening aşaması yapılmadığı zaman sizin bu evrimden bir sonraki aşamaya geçmeniz hangi ürün olursa olsun fail etmeye mahkum arkadaşlar. Biz EDR'ların da bypass edilebildiği senaryolarla çok fazla karşılaştık. Sysmon ben hep şunu derim, gerçekten mükemmelliyet iyinin düşmanıdır. Önce iyiyi hani ortaya koymak gerekiyor. İyi olanı yapmak lazım. İyi olan event log'u ortaya koymak lazım. Event log'dan sonra şey artık yapınızda evet biz bu olgunluğa ulaştık. Şimdi Sysmon konfigürasyonu yapalım deyip Sysmon'da da belli şeyler yaptıktan sonra yatırım planlarını ortaya koymak gerekiyor. Ama tek başına EDR aldığınız zaman false pozitiflere çok fazla karşılaşacaksınız. Anladım abi, süper. Seni böyle teşekkür ederek uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. Adına ben söylemiş çok olayım. Keyifliydi. Görüşmek üzere diyorum tekrardan. Ben bir çekiliş ekranına geçiyorum. Bay bay. Tamamdır. Bay bay.